Merhaba komite arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalı bekliyorum. Daha gelişikleri seslenmeyeceğiz. Süper All Star gibi dokunacağız. Evet, Alena'dan Yunus Emre çıkışı devam ediyor. Özellikle geçen aylar, yani daha geçen haftalarda Alena ile Yunus Emre arası gayet iyiydi. Fakat ne oldu, ne etti? Bir anda araları bozuldu. Araya kara kedi mi girdi? Özellikle Alena ile Yunus Emre arasında bir nasıl diyeyim, geçimsizlik ve özel karşılıklı atışmanın izlediğimiz haftalar izledik. Fakat Nagihan lobisi burada çok önemli. Çünkü Nagihan Alena'yı kendi yana çekmeyi başardı arkadaşlar. Çünkü şunu kabul edelim ki Yunus Emre kırmızı takımdayken evet kırmızı takıma zarar veriyor muydu? Çünkü hem oyun bakımından hem de baktığımızda değişik anlamda. Ama Yunus Emre mavi takıma geçti. Kırmızı takım özellikle atağa kalktı ve kırmızı takım toparlasa da kırmızı takım mavi takıma oranla sayısal üstünlüğü vardı. Bir de Yunus Emre'nin mavi takıma geçmesi kırmızı takımı rahatlattı. Tabii ki özellikle Yunus Emre kırmızı takımdan mavi takıma geçer geçmez bir yakınlaşma gördük arkadaşlar. Alena ile Nagihan yakınlaştı. Çünkü geçen aylarda olaylı konseyler olmuş. Olaylı konseyde Nagihan ile Alena arasında sert tartışmalar özellikle teması hani yakın temas görmüştük. Fakat öyle, özellikle bu hafta ne gördük? Nagihan ile Alena'nın yakın olmasını gördük ve Yunus Emre zaten bunda bir sistem dolu sözler söyledi. Alena'nın bir açıklama geldi. Yunus Emre açıklaması geldi ve yani mavi takım geçmesi hayırlı olsun. Yani baktığımız zaman özellikle biz birkaç hafta sonra bireysel yarışa dönecek. Çünkü her hafta mavi takımdan bir kişi gitti, artık mavi takım dağılacak neredeyse arkadaşlar. Çünkü bu haftada Furkan gitti. Beklenen isimdi. Çünkü haftaya baktığında 4 tane dokunulmaz oyunda 3 kırmızı kazandı. Bir mavi kazandı. Doğal olarak 3 tane mavi adaya çıktı. Adaya veda etti isim Yunus Emre. Botan ve Sercan adada kaldı. Furkan adaya veda etti. Ama dediğim gibi özellikle hızlandırılmış düello olacak. Acun Bey çok önemli kararları açıkladı zaten. Biz özellikle bu haftaya çok önemli düello izleyeceğiz. Kadın erkek karışık.